Kültür Bakanlığı bünyesinde Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kuruldu. Bu karara hem muhalefet partileri tepkili hem de Alevi dernekleri de tepkili aynı zamanda. Hatırlayacaksınız, geçtiğimiz günlerde Ankara'da Alevi sendikaları bu karara karşı çıktı. Meclis önüne gitti fakat polisin müdahalesi sert oldu. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Barış Atay konuyu meclis gündemine taşıdı. Kültür ve Turizm Bakanlığımız kendi bünyesinde kuracağımız Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı cemevlerinin tamamının yönetimini yürütecektir. Çünkü bunu seçimlere giderken göz boyayabileceğinizi sandığınız için yaptığınızı hepimiz biliyoruz. O kadar belli ki. Siz şimdiye kadar 20 yıldır Alevi yurttaşların hangi sorununu çözdünüz de şimdi çözüyor gibi davranabiliyorsunuz? AKP iktidarının hazırladığı kanun teklifiyle Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kuruldu. Alevi sendikaları ise Cemevi Başkanlığı'nın kurulmasına geçtiğimiz günlerde Ankara'da yaptıkları eylemle meclis önünde bu karara karşı çıktı. Ancak polisin müdahalesi sert oldu. Alevi yurttaşların sorunlarını 20 yıl sonra bile ayrı başlıkta görüşemiyorsunuz. Bari bu yasanın görüşüldüğü günlerde polisle saldırmayalım diyemiyorsunuz. İçinizden gelmiyor çünkü. Cemevi Başkanlığı'nın kurulmasına muhalefet partilerinden de tepki geldi. Meclis gündeminde tartışıldı. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Barış Atay, AKP'li milletvekillerine seslenerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediye başkanlığı yaptığı zamanlarda cemevleri için cümbüş evi dediği sözlerini hatırlattı. Alevilere bu hakaretleri eden Genel Başkanınız Tayyip Erdoğan'a, ya en azından biraz ayıp oldu diyebiliyor musunuz? Bir tekiniz, sadece biriniz bile şu anda cemevleri cümbüş evidir diyebiliyor musunuz mesela? Genel başkanınız da bu fikrinden vazgeçtiğini açıklayan bir açıklama yapmadığına göre soruyorum. Bu durumda en son ziyaretinde cemevine cümbüşe mi gitti Sayın Erdoğan? Atay, Alevilerin temel sorunlarına değinerek öncelikli olarak yapılması gerekenleri sıraladı. Alevilerin talepleri çok net. Eşit yurttaşlık talepleri var. Cemevleri ibadethane olarak yasal güvence altına alınsın istiyorlar. Zorunlu din dersleri kaldırılsın diyorlar. Bu tek mezhepçi diyanet lağvedilsin istiyorlar. Alevi köylerine cami yapılmasın istiyorlar. Siz hangisini yaptınız?